altılı masa ne olacak, işte dağılacak mı, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak filan, bütün bunlar böyle sıralanıyor ama en çok da iktidar bunu merak ediyor. Ya da işte akşam televizyon programlarında daha çok bu tartışılıyor. Sizin bugünkü yazınızda sürecin aslında başından bugüne kadar ve tabii 7 Haziran seçimlerinden, yani örnekler de vererek siz bu süreci değerlendirdiniz. Onun üzerinden gideceğiz. Aslında 7 Haziran deyince altında çizmek istiyorum. Belki de süreçteki, yani bugünü yaşamamızın, işte o arayış belki de o günden itibaren mi başladı? Bunu da demek yanlış mı? Çünkü ondan sonra çok hareketlendi her şey. Evet, belki akabinde hemen bir seçim daha oldu ama yine de o arayış devam etti. Yani 7 Haziran sanki bir dönüşüm olduğu, bir dönüm noktası gibi bir şey de karşımıza çıkarıyor. Biraz geriye gittiğimizde oraya da bakacağız sizinle birlikte. Karamollaoğlu'nun açıklamalarını gördünüz mü Sayın Uslu? Sıcağı sıcağına onunla başlayayım. Çünkü demişti ki altılı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı ifadelerine açıklık getirdi ve dedi ki biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız dedi. Ben aslında öyle demek istememiştim diye bir açıklama yaptı. Şimdi 21 Ağustos'ta bir araya geliyorlar. Aslında evet, siz de belirttiniz, Bilkent Oteli'de sayarsak 7. kez bir araya geliyorlar. Bir oradan başlayalım. Masa neden dağılmaz? Neden en çok bu soru soruluyor? Şimdi masayı benim gördüğüm kadarıyla partiler kurmadı aslında. Bunu süreç içerisinde yaşanan olaylar ve bu süreç boyunca seçmenin partilere verdiği mesajlar ve partiler üzerinde kurduğu baskılar bu masanın oluşmasını sağlayan temel faktör. Yani ortada hiçbir şey yokken böyle bu liderler bir gün çay içerken falan, gelin bir ittifak kuralım, vallahi acayip güzel olur, altımız bir araya gelsek ne hoş olur falan diyerek yapmadılar bu işi. Ben biraz onu anlattım. Bu bir tarihsel gelişim içerisinde anlaşılabilir. O yüzden de hani böyle biri bir şey söylediğinde de ya da birileri temenni etti diye yıkılabilecek bir şey de değil. Bütün şartların konjonktürü, siyasetin, sosyolojisinin, psikolojisinin ve kurumsallığının değişmesi gerekiyor ki bu ihtiyaç ortadan kalksa. Bu ihtiyaç aslında sadece altılı masa için de söz konusu değil. Cumhur İttifakı da mesela bir sürü kriz yaşamasına rağmen bugüne kadar bütün o krizleri çözdü ve yine ittifak olabildiğince güçlü biçimde devam etmek zorunda. Partilerin buna ihtiyacı var. Bu koşullar altında kimsenin masa dağıtabilme, ittifak dağıtabilme lüksü yok. Biraz bunu anlattım ben. Şimdi süreç nereden başladı? Sizin de belirttiğiniz gibi bana soracak olursanız 7 Haziran seçimleriyle başladı. Niye 7 Haziran? Çünkü 7 Haziran'da seçmenler 2002'den o güne kadar tek başına iktidar verdiği AK Parti'ye artık yeter dedi, sana tek başına iktidar vermiyorum dedi ve tek başına iktidar olacak seviyenin altına düşürdü. %40'a indi ve AK Parti artık tek başına iktidar olamıyordu. Siyasetin önünde iki seçenek vardı: ya içinde AK Parti'nin olduğu bir koalisyon ya da içinde AK Parti'nin olmadığı tamamen muhalefet partilerinden oluşan bir koalisyon. İki seçenek vardı. Seçmen bu ikisine de olur demişti aslında. Yani ya AK Parti'ye yanına birini al dedi ya da sen dinlen, diğerleri bir ittifak kursun. Çünkü AK Parti'siz de bir koalisyon kurulabiliyor. Dolayısıyla hani bir seçimden çıkabilecek bütün elastikiyetleri seçmen sandıktan çıkardı. Ama o gece daha sandık sonuçları tam belli değilken iki muhalefet partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş çıkıp biz hiçbir koalisyonda yer almayacağız dedi ve ülkenin önünü tıkadı. Ülke hükümetsiz kaldı. Sonra o hükümet boşluğunda, iktidar boşluğunda yaz boyunca neler yaşandığını gördük, hepimiz biliyoruz. Ve seçmen 1 Kasım seçimlerine giderken iki şeyden birini seçecekti. Ya yeniden muhalefet partilerine oy verecek ama ülke yine hükümetsiz ve dolayısıyla bir güç boşluğu içerisinde siyaseten istikrarsızlaşacaktı. Ya da aslında o kadar da çok güvenmedi ya da başarılı bulmadı ya da şikayetlerin oldu, AK Parti'ye yeniden oy verecekti. Ve ikinciyi seçti. Niye? Çünkü o yazın yaşanan kaos ortamını tekrar yaşamak istemedi veya bunun kalıcı olmasını istemedi. Tekrar AK Parti'yi yeniden %50+1 ile iktidara getirdi. Sonra 2018 genel seçimleri oldu. Orada muhalefet partileri biraz ders almıştı ama benim gördüğüm sistemin tamamen yeni bir sistem olması ve hem seçmenler olarak hem de partiler olarak tamamen daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir
süreçten geçiyor olmamız bu şeylere yine muhalefet partilerine hata yaptırdı. Cumhur İttifakı hem parlamento seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığında işbirliği yapabilmeyi başardı. Ama muhalefet partileri yanlış bir varsayımla hareket ettiler. Parlamentoda işbirliği yaptılar ama cumhurbaşkanlığı seçiminde her parti kendi adayını çıkarsın. Ne kadar çok aday olursa oylar o kadar bölünür. Dolayısıyla da Sayın Erdoğan ikinci tura kalamaz. İkinci tura hangi aday kalırsa da onun etrafında birleşiriz. Sayın Erdoğan ilk turda kazanamaz. İkinci tura kalır. İkinci turda da hangi aday kaldıysa onun etrafında birleşir ve seçim alırız diye bir varsayımla hareket ettiler. Ama öyle olmadı. Sonuç öyle olmadı. Bu, evet, yani Cumhur İttifakı ilk turda hem parlamentoda çoğunluğu kazandı hem de cumhurbaşkanlığını kazandı. Şimdi dolayısıyla deneyimle 2019'a geldiğinde partiler deneyimle şunu biliyorlardı. Birleşmiş bir ittifakın çıkardığı orta aday karşısında çok fazla sayıda adayla gittiğinizde başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer biz de birleşelim dediler. Kritik illerde birleşildi. Hatta bu taban ittifaklarıyla çok daha büyüdü. Sadece partilerin ittifakıyla değil, seçmen de bir taban ittifakı kurdu. Ve iktidara karşı muhalefetin birleştiğinde kazanabileceğini orada deneyimledi. 31 Mart yerel seçimleri. 31 Mart yerel seçimleri. AK Parti İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Mersin gibi çok sayıda önemli ili kaybetti. Dolayısıyla AK Parti açısından bu bir travmaydı. Muhalefet açısından da artık doğru yöntem belli olmuştu. Aslında altılı masa bu şeyin, burada edilen deneyimin siyasi metodu ya da siyasi hayata uyarlanması. Önce altılı masa çalışması aslında bir anayasal reform yapmak üzere ortaya çıktı. Evet. Fakat daha üçüncü toplantılarında, yani henüz üçüncü toplantılarında altı lider ortak cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz diye yazdılar, karar aldılar, dibini de ıslak imzayla imzalayıp bütün kamuoyuna ilan ettiler. Ve işte geldiğimiz süreçte bundan 5. toplantı öncesinde Sayın Temel Karamollaoğlu seçim sonrasında değil seçim öncesinde koalisyonu konuşmalıyız şeklinde bir şey kanaatini açıklamıştı. Evet. Bundan birkaç gün önce de Sayın Ali Babacan benzer bir şey söyledi. Bir ön koalisyon protokolü üzerinde artık çalışmaya başlamamız lazım. Çünkü yani seçildik, ondan sonra bir boşluk falan yaşayamayız. Ya da ortak kadar çıkardık, bir boşluk yaşayamayız. O yüzden şimdiden koalisyon protokolümüzü hazırlamalıyız falan dedi. Benim gördüğüm daha seçime uzun aylar varken ittifak yine bu sefer geçmişten aldığı derslerle pozisyonuna uygun davranıyor. Dolayısıyla da bu birincisi, yani bu geçmişten gelen deneyim, seçmenin partiler üzerinde kurduğu baskı ve partilerin parçalanarak kazanamayacağını daha önce gözlemlemiş olması ve seçmeni iktidar alternatifi olmadan sadece tek alternatife oy vermek durumunda bırakmasının sakıncalarını biliyor. Ya aslında şöyle diyebilir miyiz Sayın Uslu, işte deneyimler de oluştu sonuçta, işte 7 Haziran'dan bu yana baktığımız süreçte eğer masa dağılırsa işte o 7 Haziran sürecine, yani kaybedilen sürece yeniden dönülebileceğini, böyle bir ihtimalin olduğunu hem altılı lider bunu görüyor, altı muhalefet lideri, hem de aslında bu partilerin seçmenleri de bunu görüyor. Vatandaş da, halk da bunu görüyor diyebiliriz, değil mi bu konuda? Tabii daha ittifak öncesinde, yani altılı masa toplanmamışken daha doğrusu 2019'dan sonra biz belli periyotlarla bu partiler işbirliği yapsınlar mı falan, çünkü işbirliği çok konuşuldu biliyorsunuz 2019'da, evet. Aslında 2022'ye kadar konuşuldu. 2022'de 28 Şubat'ta toplanabildi. 3 yıl boyunca bunun üzerinde herkes söyleyeceği sözler söyledi. Biz o arada ölçümler yaptık. Seçmen daha masa kurulmamışken bile %75'i, yani bu da bir önceki seçimde Millet İttifakı'na oy vermiş seçmenlerden bahsediyorum. Onların %75'i evet bu partiler önümüzdeki seçim içinde işbirliği yapmalı, birlikte davranmalı, birlikte hareket etmeli diyorlardı.
Yani bu geri kalan %25 itiraz etmiyordu. Çünkü bir de fikrim yok, bilmiyorum ne desem acaba falan diye konuyla ilgilenmemiş insanlar var. Evet. Onlar da düştüğünüzde aslında bu şeye işbirliğine itiraz eden seçmen oranı ihmal edilebilir büyüklüklerdeydi. Dolayısıyla masaya zaten çok büyük bir destek vardı. Muhalefet partilerinin bu masa konusunda bu kadar cesur olmalarının, hükümetin yürütüyor propagandaya rağmen o masaya oturmaktan kaçınmamaların arkasında da seçmenin verdiği bu destek vardı. Şimdi seçmenin destek oranı daha da yükseldi. Artık hayır bunlar birlikte hareket etmesinler diyen seçmen neredeyse bu altı parti seçmenin içerisinde kalmadı. İhmal Evet. edilebilir rakamlar. Dolayısıyla şimdiden sonra yani bizim canımız sıkıldı, biraz da yalnız takılmak istiyoruz demeye kalkacak olurlarsa ilk önce seçmenleri buna iken, seçmenler buna itiraz edecek. O yüzden de benim gördüğüm masa çok sağlam temeller üzerine kuruldu. Hem deneyim, hem kamuoyu desteği, hem seçimin matematiği dediğim şey, yani o %50 artı 1, %7 barajı, işte hazine yardım almak için gerekli olan %3 oranına ulaşma zorunluluğu falan gibi yasal olarak seçim partilerinin önünde duran bariyerler, bütün bunlar bu masaları, yani gerek Altılı Masa, gerek Cumhur İttifakı, gerekse HDP'nin kurduğu, HDP liderliğinde kurulan ve içinde muhtemelen 7 partinin olacağı, şimdilik kod adı olarak Demokrasi İttifakı diyorlar, resmi adı ne olacak daha sonra göreceğiz. Demokrasi İttifakı bize diyelim. Demokrasi İttifakı bu mecburiyetlerin Sizin sonucu yazıda bence. da hatta şöyle bir ifade var, bir ara başlık var, altın yumurtlayan tavuk kesilmez diye. Yani dolayısıyla hani öyle bir süreçte olunduğunu elbette ki diyorsunuz, hani çantada keklik değil seçimi kazanmak, ama sonuçta hani bu masanın dağıldığı takdirde neler olabileceğinin de bugünkü yazınızda analizini yapmışsınız.